Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu hafta inşallah Saffat suresinin 123. ayetinden itibaren devam edeceğiz. 123. ayetimiz mealen şöyle: ve muhakkak ki İlyas elbette gönderilenlerdendir. Yani mürsel olanlardandır. Hazreti İlyas Kur'an-ı Kerim'de iki yerde üç kez ismi sayılan Resullerden biri. Tefsirlerde Harun peygamberin torunlarından biri olduğu, Balabekke bölgesine gönderilen bir peygamber olduğu ifade edilmiş. İbranice'de Elijahu, Tanrım Yahova'dır kelime manasına sahip olduğu bazı dilcilerce kabul edilmiş. İncil'de Elias, Arapça'da İlyas ismi El-Elsu kökünden türeyip olup fial vezninde Arapça kökenli bir kelime olduğunu belirten dilciler de olmuştur. Ayrıca ifal vezninde olduğunda Elyasa Raculun, cesur, kaçmayan, korkusuz adam manasında bir mana vermişlerdir. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden birisi olduğu ifade edilir. Hazreti Süleyman'dan sonra peygamber olarak gönderildiğine inanılır. Kur'an'da bu surede iki defa, En'am suresinin 85. ayetinde de bir defa olmak üzere toplam 3 yerde adı geçer. En'am suresinde onun adı 17 peygamberle birlikte salihlerden biri olarak anılır. Bu ismin Yunanca ve Latince'deki Elias, Etiyopya dilindeki Elias şeklinde okunduğu, bu son okuyuşun Arapça İlyas şeklinde buralardan geçtiğine dair yorumlar da yapılmıştır. Kitab-ı Mukaddes'te İbrani peygamberi Elijah'ın M.Ö. 9. yüzyılda Kuzey İsrail Krallığı'nda yaşadığı ve arkasından Elişha'nın Arapçadaki Elyesa geldiğine inanılır. Yahudi ve Hristiyan kültüründe İlyas'ın ölmediği, bedeni ve ruhuyla semaya yükseldiği kabul edilir. Şimdi 124. ayete geçelim. Hazreti İlyas'la ilgili böyle bir bilgi var elimizde. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Zaten bu isimlerin tarihi karakterleri dışında önemli olan neyi sembolize ettikleri, neyi yaşadıkları, ne örneklik taşıdıkları. 124. Kavmine demişti ki, siz inanmayacak mısınız? Siz Allah'a inanmayacak mısınız? İlk dediği bu değil Hazreti İlyas'ın. Kavmine dediği cümle şu: siz sorumluluk bilinciyle davranmayacak mısınız? Yani takvalı olmayacak mısınız? Önce iman değil de takvaya kavmin çağrılıyorsa, burada doğal afetler ya da yönetimsel bir zulüm söz konusu olabilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de eğer bir kavim helak olacaksa, o kavme giden Resul kavmi imana, inanca çağırmaktan önce takvaya çağırır. Yani bir felaket geliyor, bu felaketten sakınmayacak mısınız? Veya zulüm altında inleyen bir kavimse, Firavun'un zulmü gibi, onlara da ve Firavun'a da siz takvalı olmayacak mısınız der. Yani önce takvalı olma, sonra iman gelir. Bunu Beled suresinde zaten biliyoruz. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا, sonra iman edenlerden olmaktır. Önce bir köleyi boyunduruğundan kurtarırsın, bir acı doyurursun, ondan sonra iman edenlerden olursun. O yüzden önce sorumluluk bilinci, sonra iman Kur'an-ı Kerim her yerinde anlatılmıştır. Devam eden ayetlerinde toplumun düzenini temelden etkileyecek inançlara da bir gönderme yapıyor. Takvalı olun, dürüst, düzgün insanlar olun, sonra iman edenlerden olun. 125 de öyle. Bırakıp o ahsenul halikini, yani o en güzel yaratanı, bir bale mi yalvarıyorsunuz? Şimdi ahsenel halikin en güzel yaratıcı demek. Şöyle bir soru aklımıza geliyor. Ya Allah en güzel yaratıcıysa başka yaratıcılar mı var? Rabbimiz burada bir kıyas mı yapıyor? Aynen de öyle. Kıyas yapıyor. Çünkü akıl kıyasla çalışır. Dilimizdeki yaratma sıfatının sadece Allah'a izafe edilmesinden dolayı buradaki kıyas bir çelişki olarak algılanmıştır. Hazreti İsa'nın halk etmek fiilinin faili olarak Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresi 49'da, Maide 110'da bu fiili Hazreti İsa'ya isnatla kullanıyor. Yani Hazreti İsa da halk ediyor. Ne yapıyor? Çamurdan bir kuş halk ediyor. Bunlar da bir put halk etmişler. Yoktan var etmek Arapçada bedidir. Allah göklerin ve yerin bedisidir. Vardan var etmek, bir şeyi icat etmek, bir şey ortaya koymak da halk etmektir. Yani bizdeki karşılığı yaratmaktır. O nedenle bu şekilde kıyaslar kullanılması çok doğal. Allah basirdir,
Yani görür, insan da görür. Allah semidir, duyar, insan da duyar. Allah halıktır. Bir şeyden bir şeyi halk eder. İnsan da bir şeyden bir şeyi alır. Ham maddeden bir şeyler icat edebilir. Fakat sadece Allah bedidir. Yoktan var eder. İnsan yoktan var edemez. Akıl kıyas ile çalışır. Hazreti İlyas kavmine bir kıyas yaptırıyor. Ne diyor? Elleri ile halk ettiği Baal putu ile kendilerini halk eden mutlak yaratıcının eser ve müessir farkını ortaya koyarak böyle bir cümle ifade ediyor. Yani sizin elinizle halk ettiğiniz put bu. Ne duyuyor, ne işitiyor, hiçbir şey yapmıyor. Bir de sizi halk eden o en güzel yaratıcı var. Diye bir zihni kıyasla soru formatında yaptıklarının ne kadar saçma olduğunu gösteriyor aslında. Peki bu Baal kelimesi niye seçilmiş? Baal kelimesinin aslı yağmurun senede ancak birkaç kez düştüğü yüksek arazi demek lisanlı Arap'ta. Arapların anlayışında bir başkasına herhangi bir açıdan üstün olan her şeye bu isim verilirmiş. Örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de Baal kelimesini arattığımız zaman nerede çıktığına bakıyoruz. İstisnasız tüm ayetlerde koca manasında kullanılmış. Yani bir eşin kocası. Buna eşlerin bazı konularda fazilet bakımından farklı olduğunu göstermek amacıyla bu kelime kullanılmış. Kur'an'da Bakara suresi 228, Hud 72 ve Nur 31. ayetlerinde toplam 6 yerde hep koca, kocaları, kocam, kocasının şeklinde Baal kelimesi kullanılmış. Örnek verirsek, boşanmış kadınların 3 ay hali beklemesinden bahseden Bakara suresi 228'de bekleme süresi zarfında ve kadınların da istemesi durumunda eski eşlerinin onları almada diğer erkeklere göre daha Baal oldukları, yani daha üstün, daha öncelikli olduklarını ifade etmek için bu kelime kullanılmış. Hud suresi 72'de Hazreti İbrahim'in eşi kocasını göstererek Baal demektedir ona. Yani o ihtiyar şeh. Böyle bir sıfatla onu nitelemiş. Nur suresi 31'de de kadınların ziynetlerini dışarıda açmamaları ancak kocalarının yanında daha serbest olabileceklerini ifade etmek için gene Baal kelimesi kullanılmış. Bu nedenle Baal kelimesi genelde karı koca ve çocuk bağlamında kullanıldığı için Baal putunun fonksiyonu da burada kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. İnsanlar Baal putundan çocuk istiyorlardı. Tıpkı günümüzde türbelere gidip çocuk isteyenler, çaput bağlayanlar gibi. Baal putunun fonksiyonu oydu. Zira batıl inançlar insanoğlunun anlamlandıramadığı, sebep-sonuç ilişkisi kuramadığı alanlarda kendini gösterir. O zamanlar kocayla kadın bir araya geliyor, bir temasta bulunuyor ve yeni bir nesil doğuyordu. Bunun fizyolojisini insanlar bilmedikleri için bunun arkasına mitolojiler, efsaneler, değişik inançlar yerleştirmişlerdi. Bu boşluğu böyle doldurmuşlardı. Bilhassa Baal, Lübnan'daki Fenikelilerin en büyük erkek tanrısı olarak şöhret bulmuştur. Şam yakınlarındaki bu şehre de bu nedenle Baalebek denmektedir. Fenikeliler de tanrıları Baal sayesinde edindikleri ve seçtikleri genç çocukları yine ona kurban eder. Böylelikle denizlerde onun himayesini sağlamayı hedeflerlerdi. Fenikelilerin ilk doğan çocukları, bazı kaynaklara göre ilk erkek çocuğu, tanrılarına kurban ettikleri iddia edilmektedir. Bu iddianın en büyük kaynağı ise yapılan arkeolojik kazılarda, tapınaklarda çok sayıda bebek kemiğinin bulunmasıdır. Ve eski Yunan kaynaklarında da bu fikri destekleyen yazıtlar elimize ulaşmıştır. Yine tapınaklardaki Baal putlarının bazılarının karınları fırın şeklinde olduğu tespit edilmiş. Peki bu fırında ne yakıyorlar acaba? Uzmanların bu konudaki ifadelerine göre burada çocuklar yakılarak kurban ediliyordu. İşte çocuk kurbanı geleneği 102. ayette Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban etmesi bağlamında buraya getirilmiştir. Yani Rabbimiz bu yamuk tasavvuru düzeltmek için her dönemde Resullerini göndermiştir. Çocuk kurban edilmez. Bu zalim inanç kadim bir geçmişe sahip. Niye? 126'ya bakalım. Allah sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir. Demek ki evvelki babalarından miras alınan bir batıl inanç devam ediyor. Batıl inançlar toplumda çok büyük zulümlere yol açabilir. Her sahte inanç masum veya önemsiz gerekçelerle başlar ve kökleşir. 127. Böylece onu yalanladılar. Kimi? Hazreti İlyas'ı. Hazreti İlyas bebekler, çocuklar ölmesin diye onları
zaten yaratma sıfatını kullanıyor. Bırakıp o ahsenel halikini, o en güzel yaratıcıyı, yani en güzel yaratıcı size çocuklar veriyor. Siz alıp onu Baal putunun içinde yakıyorsunuz. Böylece onu yalanladılar. Artık muhakkak ki onlar gerçekten hazır bulundurulacak olanlardır. Bu hazır bulundurulacak olanlar kelimesinin Arapçası muhtarun. Hali hazırda o hali yaşayanlar demektir. Bu kelime genelde dünyevi ve uhrevi azaplar bağlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Saffat suresinde sayılan tüm resullerin ortak yanı nedir diye baktığımızda maddi ve manevi her türlü azaptan sakınmaları ve sakındırmalarıdır. Ataları körü körüne taklidin doğurduğu mantıksız şirk sistemi hayatı yaşanmaz hale getirir. Bu seçilen resuller de bizatihi bunlarla mücadele etmiştir. Hak ve hakikatleri yalanlamak sadece ve sadece neyi üretir? Zulmü üretir. Hali hazırda zulüm sistemi içinde bulundurulanların bir istisnası var. Yani muhtarun olmayanların istisnası 128. ayet. Allah'ın muhlis kulları hariç. Muhlis ne demek? Muhlis ihlaslı demek. İhlaslı ne demek? Atalardan gelen gelenekten kendini halis kılmış. Arındırmış demek. Yani onları sorgulamış ve yamuk olanlardan kendini temizlemiş demek. Muhlis içinde yaşadığı toplumun şirk kültüründen bir şekilde kendini halis kılan, onlardan arınıp arındıranlar demektir. Bunlar hariçtir diyor. Onları körü körüne taklit etmediği için o zulüm sistemi içerisinde hazır bulunmazlar. 129. Ve sonrakiler arasında onu bıraktık. Böylece İlyas peygamber de tıpkı diğer resuller gibi görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Bu resullerin sonrakilere bırakılmaları tamamen yaşadıkları coğrafya ile alakalıdır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de birçok resulün geldiği fakat çoğunun kıssasının anlatılmadığından bahsedilir. Yani onların kıssasının anlatılmaması onların önemsiz bir hayat yaşadıklarını göstermez. Sadece o bölgede tanınmadıkları için onlar ismen sayılmamıştır. 130. İlyaslara selam olsun. Fark ettin mi? İlyas'a değil. İlyaslara selam olsun. İlyasin Arapçasındaki okuyuş İlyas'ın çoğulu olarak anlaşılmıştır. İlyaslar yani İlyas ve onun yolundan gidenler anlamına geldiğini Ferra da kabul etmiştir. Kur'an isimlere değil bu isimlerin savunduğu manalar üzerinden maksatçı bir anlatım yapar. İlyas'ın şeklindeki kıraati tercih ederek bununla Hazreti İlyas'ın ve onun yolundan gidenlerin kastedildiğini düşünmekteyiz. 131. ayet. Muhakkak ki biz muhsinlere işte böyle karşılığını veririz. Muhsin karşılıksız olarak ihsan eden, iyilik yapan demek. Ve muhakkak ki 133. ayet ve muhakkak ki Lut elbette gönderilenlerdendi. Hazreti İlyas'ın kıssası bitti. Hazreti Lut'un kıssasına başlandı. Burada Hazreti Lut'un kıssasından bir bölüm aktarılacak. Hazreti Lut'un ismini biz ilk defa Kaf suresi 13. ayette işlemiştik. Ondan sonraki gene nüzul sürecinde Şuara suresinde ve diğer surelerde onun hayatından kısa kesitler aldık. Hazreti İbrahim'e ilk tabi olanın da Hazreti Lut olduğunu biliyoruz. Hazreti İlyas insan kurbanı ve putçulukla mücadele etti. Hazreti Lut da Hazreti İbrahim'e ilk tabi olarak yoldaşlık yaptı. Onunla beraber bir yolculuğa çıktı. Aynı dönemde yaşamış resullerdi. 134. Onu ve onun ailesini topluca kurtardık. Bu felaketten toplu olarak kurtulmak ve toplu olarak kurtulmak için çalışmak çok önemli. Yani bireysel bir kurtuluş yok. Düşünün yaşadığımız bölgede doğal bir afet olacak. Siz bunun bilgisini alıyorsunuz ve kimseye bir şey söylemeden çıkıp burayı terk ediyorsunuz. Bu yerilen bir davranış. Mutlaka bu bilgi başkalarıyla paylaşılıp kaç kişinin daha fazla hayatını kurtarabilirse o kadar kişinin hayatını kurtarıp o bölgeyi Resullerin terk etmesi lazım. Şimdi bunun örneğini okuyacağız. Onu ve onun ailesini. Peki bu aile Hazreti Lut'un kan bağıyla olan çocuğu, eşi, babası, annesi veya akrabaları mı? Şimdi aile kelimesinin anlamı biri olmadan diğeri ayakta duramayan demek. Yani birini alınca diğeri yıkılıyor. Tek başına bir kişiye aile denmez o yüzden. Yine buradaki ehil, aile kullanımı Hazreti Nuh'ta da olduğu gibi onun yolundan gidenler, dayanışma içinde olanlar manasına geliyor. Yani Lut'a destek verenler, onun davasında dayanışma içinde olanların hepsi Lut'un ailesindendir. Kan bağı olsun veya olmasın. Ecmain kullanımı felaketten toplu olarak ailece kurtulmanın önemini anlatır. Şimdi bir istisna koyacak ailesine. Neden kan bağıyla veya
evlilik yoluyla oluşan aile değil. Çünkü 135. ayet şöyle diyor: geride kalanlar içinde acuze bir kadın hariç. Acuze kadın kim? Hazreti Lut'un eşi. Acuz kelimesi yaşlı, aciz demektir. Ayetteki geride kalıp batanlar içinde kalan bahtsız, zavallı kadın ifadesiyle felaketten hicret etmeyen, kavmini, oradaki malı, mülkü, rahatı, akraba ve çevresindekileri tercih ederek aciz kalma manasında kullanılmıştır. Şuara suresi 171'de de buna benzer bir kullanım var. Bakın, ahlaki yozlaşma o kadar önemlidir ki maddi konfor, kurulu düzen, akraba hısım ilişkileri böyle ciddi bir sebepten dolayı kolayca gözden çıkarılmalıdır. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Buradaki demmera fiili dumura uğratmak, bir şeyi yok etmek, yerle bir etmek, altın üstüne getirmek manasına geliyor. Ayette sözü ezilen azabın tektonik bir çökme olduğunu, volkanik patlamaya bağlı bir taş yağmuru, volkan yağmuru olduğunu biz daha önce Nemun suresi 58'de okumuştuk. Çünkü Lut gölünün lisan denilen uç kısmı tektonik bir çökme yaşamıştır tarihinde. Orası dünyanın en ince, en çukur tabakasıdır ve çökmüştür. Çok verimlidir aynı zamanda ve su kaynakları olduğu için insanlar orada yerleşim yeri yapmışlardır zamanında. 137. Ve muhakkak ki siz sabahları oraya mutlaka uğruyorsunuz. 138. Yani gece de oraya uğruyorsunuz. Hala akıl etmez misiniz? Demek ki bu bölge bir kavşak noktası. Ticaret yollarının geçtiği bir nokta. Neden kervanlar oraya uğruyor? Demek ki orada hala temiz su kaynakları mevcut. Yani çölden gelen kervanlar mutlaka oraya uğramak zorunda olduğunu Kur'an-ı Kerim bu şekilde tespit etmiş. Yani niye ibretle oraya bakmıyorsunuz, o yaşananları okumuyorsunuz şeklinde bir anlatım var. Kur'an aklın parçadan bütüne ulaşarak kıyas yapmasını, sürekli faal kalmasını ister. O yüzden hala akıl etmez misiniz der. Yasin suresi 62, Furkan 44, Meryem 28, Araf 169, Ra'd 4, Mülki 10. Felaketten toplu olarak kaçan ve tedbir üreten Hazreti Nuh ile bu pasaj başladı. Yine doğal felaketlerden ve ahlaki bozulmalardan kendini halis tutan Hazreti Lut örneği ile devam etmektedir. Sayılan Resullerin, yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Harun, Hazreti İlyas ve Hazreti Lut'un ortak yanı bir şekilde yaşadıkları bölgeden hicret etmek zorunda kalan Resuller olmalarıdır. Hazreti Nuh, El-Kerbil Azim denen tufandan kendini korumak için gemi yapmıştır. Hazreti İbrahim yanan ateşten kaçmıştır. Hazreti Musa ve Harun gene aynı bu surede El-Kerbil Azim denen Firavun'un zulmünden kaçmıştır. Hazreti İlyas azabın içinde hazır bulunanlardan, yani muhtarun denilen kişilerden halis kendini uzak tutmuştur. Hazreti Lut da altı üstüne getirilen demmera dediğimiz, dumura uğratma dediğimiz o felaketten kendini ve ailesini kaçarak kurtarmıştır. Fark ettiysen burada seçilen Resullerin tamamında böyle bir ortak payda var. Pasajın son Resulü kim? Hazreti Yunus. Bitiyor artık. Bundan sonra Resullerin kıssası bitiyor. Burada Hazreti Yunus kıssasının yer alması yukarıda sayılan Resuller ile ortak bir yanının olduğunu göstermekte. Demek ki Hazreti Yunus da bir şeyden kaçıyor. Zaten cümleler ortak seçilmiş. Yani Saffat suresinin 123. ayeti ve 133. ayetindeki Hazreti İlyas ve Hazreti Lut için kullanılan cümlenin aynısı burada Hazreti Yunus için de kullanılıyor. Diyor ki muhakkak ki Yunus elbette gönderilenlerdendir. Yukarıda ne de? Muhakkak ki İlyas elbette gönderilenlerdendir. Muhakkak ki Lut elbette gönderilen mürsellerdendir. Hazreti Yunus. Yunus İbranice Yohan, güvercin manasına geliyor. Kelime Grekçe'ye Lonas, Arapça'ya da Yunus, Batı dillerindeki Jonas ve Jonah şeklinde geçmiş. Kelimenin Arapça'da görmek anlamındaki ens veya dostluk anlamındaki ünsiyet kökünden türediğine dair yorumlar da yapılmış dilciler tarafından. Ahdi Atik'te peygamberler Nevim bölümünde yer alan 12'ler denilen peygamberler grubunda adı yazılan 5. peygamber Yunus peygamberdir. Müstakil bir Yunus kitabı da mevcuttur. Buna göre Yunus İsrail krallığından 2. Yahboam'ın saltanatında, yani milattan önce 793-753 yılları arasında yaşamış ve ona bazı olayların önceden haberleri verilmiştir. Krallar bölümü 14-25. Şimdi Yahudilikte Hazreti Yunus kıssasını size bir okuyacağım. Aklımızdaki Yunus kıssasıyla bunun ne kadar örtüştüğünü anlayacağız. Yani aklımızdaki Yunus olayını hangi anlatım oluşturmuş?
Yunus Tanrı tarafından peygamber olarak Ninava, yani Ninova diye bizim kullandığımız bu halka kötü yoldan dönmeleri takdirde 40 gün sonra dönmemeleri takdirde 40 gün sonra helak edileceklerini bildirmek üzere gönderilir. Fakat Yunus İsraillilerin düşmanı olan Ninava halkını uyarmak istememiştir Tevrat'a göre. Böylece ilahi emre uymayıp Tarşiş'e, bizim şu anda Tarsus dediğimiz bölgeye gitmek amacıyla Yafa'dan bir gemiye binmiştir. Ney? Bunlar İsrailli değil. O zaman ben bunları uyarmayayım. 40 gün sonra bunlar doğal afetten yok olup gitsinler. Böyle de bir iftirayla başlıyor yani. Bütün Resuller zaten bir şekilde anlatılan Tevrat anlatımlarında. Çünkü Tevrat'ın aslı değil bunlar. Hep onların yorumları. Böyle bu şekilde yorumlanmış. Denizde büyük bir fırtına çıkınca gemideki ağırlıklar denize atılmış. Çünkü gemi dolu bir gemiymiş. Bu felaketin kimin yüzünden başlarına geldiğine dair gemi kaptanı yolcular arasında bir kura çekmiş ve kura Yunus'a isabet etmiş. Yunus İbrani olduğunu bildirerek gerçeği anlatmış ve fırtınanın sebebinin Ninevalılara uyarmadan kaçmak olduğunu itiraf etmiş ve denize atılmasını istemiştir. Yunus denize atılınca fırtına dinmiştir. Rabbin emriyle onu büyük bir balık yutmuş. Yunus 3 gün 3 gece balığın karnında kalmıştır. Yunus kitabının 1. babında anlatılan konu bu. Balığın karnındayken Allah'a niyazda bulunmuş, Allah duasını kabul etmiş ve balık onu karaya kusmuştur. Bu da Yunus bab 2. Tekrar Ninava'ya gönderilen Yunus, halka yakında kendilerine ilahi azabın geleceğini bildirmiş, ancak gene halktan itibar görmemiştir. Azap günü gelince olacakları görmek için şehrin dışına çıkmış ve bir çardak yaparak orada oturmuştur Yunus. Fakat bu sırada Ninava halkı Tanrı'ya iman etmiş, kötülüklerden vazgeçmiş, oruç tutmuş, affedilmeleri için dua etmiş. Tanrı da onları affetmiştir. Bu da Yunus bab 3. Tanrı'nın bu iradesi Yunus'un gücüne gitmiş. Bu defa da yalancı çıktığı için ölmek istediğini bildirmiş ve canını alması için Tanrı'ya yalvarmıştır. Çünkü Yunus dedi ki onlara 40 gün sonra sizi Tanrı azaplandıracak ama azap gelmedi. Tanrı da Yunus'u o kötü durumdan kurtarmak için onun yanında bir kikayon bitkisi bitirmiş. Kur'an'daki adıyla yaktin ağacı. Fakat ertesi sabah bitki bir anda kurumuş. Bitkinin kurumasına üzülen ve güneşin etkisiyle bayılan Yunus yine ölmek istemiş. Tanrı ona sen emek verip büyütmediğin bir kikayon otuna acıyorsun da ben Ninava'ya acımayayım mı? O şehirde sağını solunu ayırt etmeye 120 binden fazla insan ve çok sayıda hayvan var demiş. Bu da Yunus bab 3 4'e 11. Ayrıca o dönemde Asurlular, farklı inançlar da var. Farklı anlatımlar da geliyor. Çok tanrılı bir inanca sahip olduğunu savunanlar da var. Onlar da şöyle diyor. Su tanrısı Enki denilen bir tanrı var. Çok tanrılı bir inanca sahip. Denizlerdeki fırtınaları ve diğer doğal afetlerin sebeplerini günahlara ve tanrının azabına bağlamışlardır bunlar. Çünkü sebep sonuç ilişkisini kuramıyor. Fırtınanın neden olduğunu bilmiyor. Yıldırımın neden olduğunu bilmiyor. Bunları hep değişik tanrılara bağlıyor ve bu tanrılara hoşnut etmek için onlara habire ibadet ediyor, kurban sunuyor. Zira insanlar anlamlandıramadığı, sebep sonuç bağlantısı kuramadığı doğal olayları bir anda oluşmasını sürekli ezoterik, mistik mitlerle tanımlamaya çalışmıştır. Yunus kıssasında da fırtınaya yakalanan geminin batmaması için çekilen kurra sonucu Yunus'un suya atılarak Enki'ye kurbanı anlatıldığı savunulmuş. Enki'nin de gönderdiği balığın onu yutmasıyla fırtınanın dindiği anlatılır. Hatta bu Yahudi kaynakların bazılarında Hazreti Yunus'un balığın karnına girdiği ve balığın karnından balığın gözleriyle dışarıyı izlediğine dair anlatımlar var. İşte üstünde sinekler uçuşuyor. Tam bir mitoloji yani. Görüldüğü gibi bu anlatımların içinde hakikat barındırmasına rağmen olağanüstülükler ve tabiat olaylarının oluş mekanizmalarındaki bilinmezlikler kıssayı fantastik bir efsaneye dönüştürmüştür. Acaba Kur'an ne diyor? Bu girizgahı o yüzden yapıyoruz. Kur'an'da Yunus'tan bahseden diğer bir ayet Enam suresinin 86. ayeti. Sadece ismen geçiyor. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'un alemlere faziletli kıldık. Bu kadar. Yani Hazreti İlyas, Hazreti Yunus, Hazreti Lut neden alemlerden üstün tutulmuş? Çünkü bir hayat yaşamışlar, bir tecrübe yaşamışlar. O tecrübeyle
bir seviyeye gelmişler. Şimdi Yunus'u Nebi ve Resul yapan o sürecin bir kısmını bizlere Hakim Kur'an-ı Kerim anlatacak. Şimdi ben 140'tan itibaren sadece meyal olarak hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Sonra tefsire geçelim. Bakın Kur'an'ın anlattığı şu. Ve muhakkak ki Yunus elbette gönderilenlerdendir. 140. Dolu gemiye kaçtığı zaman. Ne kadar parçacı bir anlatım, öz bir anlatım. Artık kurra çekti, bu yüzden ayağa kaydı. Böylece kendini kınarken balığın ağzında kaldı. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı, muhakkak ki diriliş gününe kadar onun karnında kalırdı. Böylece onu bitkin halde boş araziye attık ve onun üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Ve onu 100.000 hatta daha fazlasına gönderdik. Artık inandılar. Böylece onları kısa bir süre daha metalandırdık. Bu kadar. Şimdi ben bu anlatımı fantastik ve olağanüstü hikayelerle doldurarak da anlatabilirim. Gayet mantıklı, sünnetullah'a uygun, yasalara uygun bir şekilde de anlayabilirim. Şimdi ilk ayetten başlayalım. Dolu gemiye kaçtığı zaman. Buradaki fülk gemi manasına geliyor. Meşhun ise içinde insanların ve erzakların dolu olduğu mekan, doldurulmuş yer. Fulkül meşhun tabiri bu ayetin dışında bir de Hazreti Nuh'un gemisi için kullanılmış. Dolu gemi. Şuara suresinin 119. ayetinde. Yasin 41'de de zürriyetin dolu gemiyle taşınmasıyla kurtulmasından bahsediliyor. Gene Nuh'un gemisiyle alakalı. Yani Nuh'un gemisi anlatımının aynısı Yunus kıssasına da var. Demek ki bir fırtına olacak veya bir afet olacak ve burada bir kaçmak var dikkatini çektiyse. Dolu gemiye kaçmak. Kur'an, İsrailiyat ve mitlerden uzak, yine Kur'an'ı Kur'an ile okuduğumuzda bu ayette dolu gemi detayının neden verildiği ortaya çıkmaktadır. Zira pasaj Hazreti Nuh ile başlamış ve yine Hazreti Yunus anlatımı ile sonlanmıştır. Demek ki üstteki anlatımla alttaki anlatımın bir ortak paydası olacak. Hazreti Yunus'un yaşadığı bölge büyük bir tufan kopmak üzeredir. Anladığımız bu. Bunun işaret ve alametlerini doğru okuyan Yunus apar topar kaçmıştır. Zira ayetteki kaçma kelimesi ebeka fiili ile ifade edilmiştir. Bu kelimenin kökü de efendisinden kaçan köle manasına gelir. Lisan-ı Arap böyle bunu tanımlamış. Peki Hazreti Yunus neden bu yolu tercih etmiştir? Cevabı daha önceden anlatılan Kalem suresindedir. Çünkü Kalem suresinde de Hazreti Yunus kıssası anlatıldı. Orada şöyle anlatıldı. Artık Rabbinin hükmüne sabret ey Muhammed. Allah Resulüne söylüyor. Ve balık sahibi gibi olma. Sahibel Hud. O çok hüzünlü, gamlı olarak nida etmişti. Rabbinden ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak çorak bir araziye atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçti. Demek ki bu olaylar yaşandıktan sonra Rabbi onu Resul olarak seçiyor. Ve böylece onu salihlerden kıldı. Salih, başkalarını kurtaran kişi demektir. Islah eden amel yapanlar demektir. Yani kendini düşünene, bencil olana salih denmez. Felaketi başkalarına haber veriyorsan sen salih bir insan oldun demektir. Bu yaptığında salih amel demektir. Buradaki nimet Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a verilen ilahi yönlendirmeyle aynıdır. Bunu da zaten Saffat suresi 114'te okuduk geçen hafta. Vahiy nimetiyle Hazreti Yunus salihlerden olmuştur. Kalem suresi 50'de özellikle bu belirtilmiş. Salih, kendi dışındakilerin iyiliği, sulhu ve barışı için gayret eden, insanlığın faydasına ameller ortaya koyan kişilere denir. Hazreti Yunus afetten önce çevresindekilere kızgın ve öfkeli olarak öfkeleniyor, kızıyor. Öfkelenme ve kızma sebebini de Yunus 98'den akıllarını kullanmamaları olarak okuyoruz Yunus 100'den. Şimdi 141'e bakalım. Artık kurra çekti, bu yüzden ayağa kaydı. Şimdi buradaki sahame kelimesinin kökü sehm kelimesidir. Sehmen bazen nasip, haz anlamında kullanılsa da kelimenin esas anlamı kumarda kurra çekiminde kullanılan ok demektir. Konumuz olan sahame ise aynı kök fiilinin muhalefe kalıbından gelen bir kelimedir. Muhalefe kalıbı fiile müşarek yani işteşlik anlamı kazandırdığından sahame fiili de bu kalıpta karşılıklı ok çekişme anlamını bize veriyor. Yani bizdeki uzun çöpü çeken kazanır veya en kısa çöpü çeken kaybeder. Oklar kırılıyor, bir heybenin içine dolduruluyor, en kısa oku çeken kaybediyor. Böyle bir kumar. Müthadin kelimesi de
Dehene fiili olan kaygan bir mahalden ayağa kaydı demektir. Kelime atın devenin ayağının kayması anlamında maddi olarak kullanıldığı gibi kişinin tezi için ileri sürdüğü delillerin iptal edilmesi, işe yaramaması anlamında da kullanılmıştır Lisanul Arab'a göre. Yani bir firmada CEO olan biri yaptığı projenin kötü gitmesi sonucu veya diğer insanların ihaneti sonucu ayağa kayabilir. O mevkiden düşebilir. Hazreti Yunus'un tezi tek başına dolu gemi ile salih-i selamete çıkmaktı. Afetten kurtuldum, gemiye bindim, ben kurtuldum. Tez buydu. Fakat bu tez hiç, yani evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Başına olmadık olaylar geliyor. Ancak insanların hayatı üzerine yaptığı tasarruf onun hayatını riske atan bir kumara dönüşmüştür. Yani sen öfkeyle, sinirle, duygusallıkla yaptığın bir karar insanların hayatına mal olabilir. Yalnız kendi için yaşayan ve sadece kendini korumaya çalışan insan iyi bir hayata hiçbir zaman ulaşamaz. En iyi insanlar bile bencil düşüncelerden uzak değildir. Neden? Çünkü bencillik bizim DNA'mızda var. Biyolojik beden kendini koruma ve hayatta kalma güdüleriyle nesiller boyu bu şekilde neslini devam ettirmiştir. Bu en temel güdünün karşısında durabilmeyi öğrenenler ancak başkalarına bunu öğretebilir. O yüzden Hazreti Yunus'un böyle bir imtihan ve eğitim sürecinden geçmesi gerekiyordu. Çok kendini düşünüyormuş. Buradan onu anlıyoruz. O yüzden hayatta yaşadığımız sıkıntılar bizi olgunlaştırır. Hazreti Musa'nın başından geçen sıkıntılardan sonra Rabbimiz ne dedi? Onu kendim için yetiştirdi. Burada da Hazreti Yunus'ta bir resul potansiyeli var. Fakat bunun önündeki en büyük engel bencilliği. Biraz duygusal olması. Bunlar da bu tarz sıkıntılarla törpüleniyor ve Allah'ın istediği resul prototipi, örneği, modeli, şahsiyeti ortaya çıkıyor. 142'ye bakalım. Böylece kendini kınarken, yani öz eleştiri yaparken, ben ne yaptım derken balığın ağzında kaldı. Şimdi buradaki mulim kelimesi kınamaya dahil olan demektir. Yani kınamayı gerektiren bir şey işlediği için kendini kınamakta bir nevi öz eleştiri yapmaktadır. Şimdi bu ilgili ayette yutma anlamına gelen iptela fiilinin değil de ağzında kaldığı manasındaki iltekame fiilinin kullanılması çok önemli bir inceliktir. Balık onu yutmamış. Balık ona saldırmış. Balık onu yemek istemiş. Fakat bunu başaramamış. Ayrıca Kur'an'da bu manayı doğrulayacak sarih bir ifadenin mevcut olmadığı için buradaki mana yuttu değil, ağızda kaldı veya ağzına aldı olmalıdır. Sindirim başlamamış. Bak 143 diyor ki, eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Şimdi tesbih ne demek? Allah'ı tesbih mi? Burada Allah lafzı geçiyor mu? O zaman biz tesbih kelimesinin lugat manasıyla bunu tefsir etmemiz lazım. Tesbih, bir varlığın yaratılış gayesi istikametinde hareket etmesidir. Boncuk çekmek değildir. Sebbih kelimesi sebaha fiilinin emir kipidir. Bu kelimenin sülasi kökü sebaha fiilidir. Sebaha sözlükte yüzme, uzaklaşma, kulaç atma gibi kök anlamlara gelir. Eğer o kulaç atmasaydı, hayatta kalmak için yaratılış amacına uygun hareket etmeseydi balığın midesine gidecekti. Bu kadar basit bir anlatım. Bu kadar sade bir anlatım. Hiç efsanelere, mitolojilere çevirmeye gerek var mı? Es-sebu suda ve havada hızlı yayılışı ifade eder. Atların hızlı koşmasına sebih, sebhan fiili ise gene aynı kökten kullanılır. Bu manada göklerde ve yerde ne varsa tüm varlık Allah'ı tesbih eder. Ne demek? Yaratılış amacına uygun hareket eder ve hayatta kalmaya çalışır. Hayatta kalma güdüsü en temel güdüdür. Bencillikten farklıdır bu artık. Bak bencillik kötü. Fakat hayatta kalma güdüsü iyi. Kur'an-ı Kerim burada bir ayrım yaptı. Gülün kokuşu, suyun akışı, ateşin yakışı, bülbülün ötüşü, güneşin doğuşu, ayın batışı, yağmurun yağması, ağacın meyve vermesi hepsi tesbihtir. Allah'ın yaratılış gayesi istikametinde rolünü icra eden her şey ve her varlık Allah'ı tesbih ediyor demektir. Kur'an'daki tesbih tanımı bu. Fakat biz böyle alıp bir kelimeyi sürekli tekrar etmek olarak anladık. Zikir çekmek olarak anladık.
Ayette Hazreti Yunus'un kendini kurtarma gayreti ve hayatta kalma içgüdüsüyle yaptığı çaba ifade edilmiştir. Eğer balığın ağzından kurtulmasaydı, böyle bir çaba göstermeseydi, 144. ayet geliyor, muhakkak ki diriliş gününe kadar onun batınında, karnında kalırdı. Kur'an ölüm ve diriliş arasında zamansal bir fark koymuyor. Dikkat ettin mi? Öldüğün zaman hemen diriliş gününe atlıyor. Zira ölen için zaman durmuştur. Hazreti Yunus'un balığın batınında, karnında inmesi, hayatını kaybetmesi ve sindirilmesi demek olduğundan tekrar diriliş gününe kadar kendinde olmayacağı gayet sade, basit bir şekilde ifade edilmiştir. 145. Böylece onu bitkin halde boş araziye attık. Bitkin halde. Çünkü çabalıyor. Hayatta kalmak için uğraşıyor. Buradaki sakim kelimesi bizde de sakamet olarak geçer. Bitkin diye değerlendirdik bunu. Tükenmişliği, bitmişliği ifade eder. Saffat suresi 89'da Hazreti İbrahim için de bunu kullanmıştık. Nebz ise bir şeyin herhangi bir değeri olmadığından gözden çıkarılması. Bitkin bir halde araziye attık. Bencillerin sonu budur. Bunu Hümeze suresi 4'te de okuyoruz. El ara kelimesi de boş yer, çıplak arazi demek. Yani herhangi bir ağacın, herhangi bir bitkinin, gölgesinin olmadığı bir yer demektir. Bu konu Kalem suresinde şöyle işlenmiş. Eğer Rabbinin katından ona bir nimet ulaşmasaydı, muhakkak ki aşağılanmış bir halde araziye atılacaktı. Kalem 49. Şimdi bu nimeti okuyacağız burada. 146. ayet. Ve onun üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Kur'an-ı Kerim atlamalı, parçacı bir anlatıma sahip. Aralarda yıllar da geçse iki ayetle özetler. Ağaç sünnetullah gereği bir anda büyümez. Bunun örneği yoktur. Ayrıca güneşten gölgelenmek için ağaç değil, Kur'an-ı Kerim'de bulut anlatılmıştır. Bunu Bakara suresi 57'de İsrailoğullarının bulutla gölgelenmesinden okuyabiliriz. Kısa süreli gölgelerde bulut yeterliyken kabak cinsinde ağaç niye? Buradaki yaktin kelimesi bir yerde ikame etme manasına gelir. Yaktin ağacı ne biliyor musun? İkamet etmesine sebep olan tarım ürünü. Taberi'ye göre geçici olarak bir yerde ikame etmektir. Hazreti Yunus belirli bir süre bu arazide kalarak barındığı bir gölgelik sığınak bulduğu ifade edilmiştir öz olarak. Bu ağaç veya bodur bitki Hazreti Yunus'un belirli bir süre tarımla uğraştığı bilgisini de anlatıyor olabilir Allahu Alem. Başından geçenleri düşünmesi için toplumdan uzaklaşarak inziva hayatı yaşaması sonucunda vahiy alarak nimetlendirilmiştir Hazreti Yunus. Şimdi Allah'ın Resulü sıfatı ile görev yerine gönderilecektir. 147 ve onu 100 bin hatta daha fazlasına gönderdik. Yeni gidiyor Hazreti Yunus Resul olarak. Ondan önce burada bir felaket kopacağını anlayan basiretli bir insan. Fakat onları uyarmak yerine kendi kaçmayı tercih etmiş. Felaketi görüyor. Maddi manevi bir felaket geliyor buraya. Ayetteki ev edatı genellikle veya diye tercüme edilmiştir. Yani 100 bin veya daha fazla. Peki Allah nüfusunu bilmiyor mu oranın böyle yuvarlak bir sayı veriyor? 100 bin mi daha fazla mı? Veya diye tercüme edilmiştir. Halbuki bu edat burada olduğu gibi hatta anlamına da gelir demiş Suyuti. Yani 100 bin hatta daha fazla. Sorumuzun cevabı değil bu. Sabit bir rakam değil de 100 bin hatta daha fazla denmesinin nedeni etki edeceği nüfusun sadece şehir ile sınırlı kalmayacağı, davetin kabulü ile bu sayının bir anda çevre şehirlere hatta ülkeye yayılma potansiyeline katları ile artabileceğine dair bir gönderme yapılmıştır. Zaten Asur İmparatorluğu'nun son dönemlerinde de Hazreti Yunus'un bu çağrısı sayesinde belli bir süre metalanmışlardır. Onun getirdiği ilkeler, kaideler bir anda devletin yasası haline geliyor. Çünkü Asur'da dini liderler devlet yöneticisiydi. Mesela kısas ilkesini Hazreti Yunus getirmişti. Önce somut hedef, sonra da o hedefi aşan bereket ifade ediliyor. Sen 100 bin nüfuslu Ninova'ya gidiyorsun ama onun etkisi sadece orada kalmayacak. 148, artık inandılar. Böylece onları kısa bir süre metalandırdık. Meta geçici dünya imkanları için kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Onunla namaz kıldılar mı? Ona inandılar. Neyine inandılar? Bir felaketin geleceğine inandılar. Yani aşağılayıcı bir azabın onlara geleceğine inandılar. Peki biz bunu Kur'an-ı Kerim'de nerede okuyoruz? Yunus suresinin 98. ayetinde şöyle diyor. Ancak Yunus'un kavmi inanınca
onlardan dünya hayatında aşağılayıcı azabı kaldırdık. Yani o bölgede bir tufan kopacaktı. Onlar o bölgeden kaçınca, uzaklaşınca veya tedbirlerini alınca artık o azaba uğramamış oldular. Ve onları belli bir süre kadar metalandırdık diyor gene Yunus suresinin 98. ayeti. Hazreti Yunus'un vahiy destekli gaybi bilgilendirmeleri ülkenin kısa vadeli dünyevi refahını ve uhrevi huzurunu tesis etmiştir diyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah Saffat suresi 149'dan itibaren devam edeceğiz. Rabbim Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatanlardan eylesin. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.